Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Katılımcılarımız gelmeye devam ediyorlar. Kadir Has Üniversitesi olarak herkese açık düzenlediğimiz online kolokyum serimizin 34.'süne hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Bu haftaki konuşmacımız Sanat ve Tasarım Fakültemizin dekanı Banu Manav hocamız. Tekrar hoş geldiniz hocam. Konuşma başlığı mimarlık ve sanat tasarım. İki nokta üst üste. Estetik ve pratik. Çok önemli konulara değineceğiz bugün ama sözü daha fazla uzatmadan öncelikle Nihat Berker hocamıza bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Evet, hocam bir kere başlık için kutlarım. Bu kadar enerjili ve aynı zamanda rahatlatıcı bir başlık olamaz. Enerjik ve rahatlatıcı. Kolokyumlarımızda olmak büyük bir zevk bize hepimiz için. Çünkü çeşitli kollardan çok değerli konuşmacılarımız geliyor. Burada özel bir mutluluk var. Çünkü Banu Hocam, dekanımız Sanat Tasarım Fakültesi'nde okulumuzun enerjisini devam ettiren, yenilikleri devam ettiren, beraber çalıştığım bir meslektaşım. Dolayısıyla hem bize aktaracağı bilgiden hem de burada bir çalışma arkadaşım olduğu için çok mutluyum. Ve aynı şekilde bize bu mutluluğu verdiği için her zaman sayın ve sevgili rektörüm Sondan Durukan Oğlu Feyiz'e teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Nihat Hocam. Ben ilk teşekkürümü Banu Hocam müsaade ederseniz Nihat Hocama yapmak istiyorum. Bu çok güzel halka açık kolokyum serisinde birbirinden değerli insanları bizlerle bir araya getirdiği için ve pes etmediği için, vazgeçmediği için de çok çok teşekkür ediyorum. Ve bir de konular o kadar güzel dağılıyor ki hiçbir tarafa milliyetçilik yapılmıyor. Yaşamın her spektrumundan konuşmacıları da davet ettiği için de çok çok teşekkür ediyorum Nihat Hocama. Sözü Banu Hoca'ya vermeden önce ben kısa bir özgeçmişini sunmak istiyorum. Sevgili Banu Hocam, 1995 yılında İlkent Üniversitesi İç Mimarlık Çevre Tasarımı bölümünden lisans derecesini aldı. Ondan sonra oradan ayrılamadı. 1997 yılında da yine İlkent Üniversitesi yine İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı'ndan master derecesini aldıktan sonra doktorasını yapmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Bilgisi programında kayıt oldu ve 2005 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doktorasını aldı. Doktorasını aldıktan hemen sonra akademik hayata tırmanmalar başladı. 2006 yılında doktor öğretim üyesi olarak İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde görev yapmaya başladı. Aynı üniversitede 2011 yılında doçentliğini aldı. Ve yine aynı üniversitede 2016 yılında profesörlüğünü aldı. 2017-20 yılları arasında Hayvansaray Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin dekanlığını yaptıktan sonra bizim davetimizi kırmadan bize katıldı. Kadir Has Üniversitesi'nin öğretim üyesi oldu. Ben de çok çok mutluyum Banu Hocam'ın bize katılmasından. Tabii Banu Hocam burada sadece öğretim üyesi olacağını zannetti. Kısa bir süre sonra fakültemizin dekanlık görevini de üstlendi. Hem bilim insanlığı için hem de yöneticiliği için ben Banu Hocam'a çok 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 teşekkür ediyorum. Ve şimdi bakalım estetik ve pratikte tasarım perspektifinden neler varmış Banu Hocam'dan dinleyelim. Tekrar teşekkürler Banu Hocam. Ekran sizin. Sevgili Sayın Sondan Hocam, Nihat Hocam, ben çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten çok büyük bir onur herkes açık online kolokyum serisine davet edilmek. Bu konuyu gerçekten aslında Nihat Hocam'la birlikte oluşturduk başlığını. Çok keyifle oluşturduk. Çok güçlü kelimeler yan yana koyduğumuz zaman ve birbiriyle çok iyi uyum sağlayan ve aslında mimarlığın bünyesinde olan kelimeler. Onun için de izninizle ben sunuma başlayayım. Önce içeriği hatırlatarak bu sunuma konu olan. Başlık mimarlık, sanat, tasarım, estetik ve pratik.
yaratım süreci. Sesim geliyor değil mi Yeşim Hanım? Sesiniz geliyor hocam. Sesleri açtık mı acaba? Share screen. Evet. Tamam. Evet. Tabii. Tamam. Geliyor hocam. Tamam. Yaratım süreci bir fikir, bir kurgu veya soyut kavramlardan esinlenerek başlıyor. Deneyimlerimize karşılık bulduğumuz, gerçek koşullara uygun sonuçlara ulaştığında anlam kazanıyor. Duyularımıza hitap eden, zihinsel ve aynı zamanda fiziksel bir süreç içeren mimarlık ile sanatın buluştuğu çizgide bizi kuşatan çevre ile etkileşime giriyoruz. Bir mimarlık yapıtını sosyo-kültürel bir olgu olarak sorgulamaya başlıyoruz, yorumlamaya başlıyoruz. O yüzden aslında etrafımızdaki mimari yapıtlarla bir ilişki içerisine giriyoruz. Özne olarak biz ve nesne olarak onları aldığımızda aslında onları sahiplenmeye başlıyoruz. O yüzden de özne ile nesne merkezli yaklaşımlar söz konusu olduğunda mimarlıkta estetik ve eleştiri süreci başlıyor. Bir mimarlık yapıtını içinde bulunduğu, konumlandırıldığı, bağlama uygun tasarlanmış güncel teknolojiye, teknik bilgiyi kullanan ve estetik unsurlar içeren bir bütün olarak yorumlayabiliyoruz. Bu kologyumda da bu genel çerçeveden konuya yaklaşıp mimarlık yapıtının zihinde temellendirilen sürecinden kişinin deneyimlediği estetik olguya, günümüzdeki tasarım, üretim pratiğine, tüm bu fazların birlikteliği ve dinamikliği, yeninin her an belirme ihtimalinin olma durumu üzerinden bakmayı, böyle bir içerik oluşturmayı uygun gördüm. Çünkü bütün şu anda bizimle olan, bizi dinleyen herkesin bu kologyumda kendisini bulmasını istedim. Çünkü her birimiz yapılı çevre içerisinde kendimizi sanatın, tasarımın, estetiğin içerisinde buluyoruz. Mimari yapıtların içerisinde buluyoruz. Ve aslında mimarlık nedir, nereden başlamıştır diye tüm bu kavramlara tarihsel perspektif içinde bakınca zaman zaman bu tarihsel perspektifte mimarlığın hep olduğunu biliyoruz. Çünkü insanoğlunun varlığından beri barınma hissi, kendisini güvende hissetme hissi, mimarinin bu anlamda bir sınır çizme gerekliliği ve insanın var olduğu o sınır çizdiği yapılı çevre içerisinde kendisini en konforlu biçimde tutmak gayesi. Bu hep vardı. Bu hep vardı ama tarihsel süreç içerisinde zaman zaman dönemler, akımlarla birlikte mesela sanatı daha çok konuştuk. Bir rokoko döneminde, bir barok yapısında estetiği konuştuk. Bir Rönesans'ta düzgün geometriyi konuştuk, simetriyi konuştuk. Hem Rönesans yapılarında hem Rönesans bahçelerinde. Sonrasında modern mimarlıkta daha çok herkes için mimarlığı konuştuk. Brutalizmi konuştuk. Sanat mı, zanaat mı? Sanat, zanaat olmadan mimarlık dedik. Başka manifestolara baktık. Ama tüm bu pratiğin içerisinde aslında dönem dönem mimarlığın değer ve önem dereceleri değişse de mimarlık bir sürü kavramı bünyesinde barındırdı. Aslında dönüp baktığımızda en temel tanımlar içerisinde bütün süreç belki bir strüktürle başlıyor. Bütün size güven veren o yapıyı ayakta tutabilme becerisi ve bütün o sistemler bütünlüğü ve dinamikliği. Ama burada her zaman biliyoruz ki sadece bir yapıyı ayakta tutma meselesi değil bu. O sadece fiziksel bir strüktür. Oysa ki algısal bir strüktür de var. Yani siz bir sütun, bir kolon sistemi içerisinde bir binayı ayakta tutabilirsiniz. Ama o sütun güven verirken gereğinden daha büyük olduğunda, daha kalın olduğunda otomatikman ona karşı bir tepkiyle karşılaştırıyor size. Bir şeyi olduğundan daha büyük yapmak daha güven mi veriyor? Daha yüksek yapmak daha ulu mu veriyor size hissi? Evet, dönem dönem öyleydi. İşte gotik mimaride kendinizi bir dini yapının içerisinde çok küçük hissetmeniz, yapının sizi eziyor olması. Ama oradaki mentalite oydu. Arkasındaki fikir dinamiği oydu.
ya da olduğundan daha basık bir yer içerisinde kendinizi daha kötü hissetmeniz gibi. Dolayısıyla aslında biz bu strüktürü kurgularken algıyı da yönetebiliyoruz. Çünkü biz aslında mimari bir yapıtı yaşıyoruz. Kokluyoruz, duyuyoruz, görüyoruz, tüm duyu organlarımızla ona tepki veriyoruz. Dolayısıyla aslında bu yapıyı aynı bedenimiz gibi yaşıyoruz. Onun içinde ne kadar çok o yapı yaşarsa, yaşatılırsa, kendimizi onun bir parçası hissedersek sahiplenebiliyoruz. Bu strüktürle yeni bir çevre yaratıyoruz. Seçilen malzemelerle aslında yine yeni bir kod koyuyoruz. Yani taşın sağlamlığı, mermerin sağlamlığı gibi, dirençliliği gibi, ahşapın sıcaklığı gibi. Aslında koyduğumuz her malzemeden de bu anlamda sorumluyuz. Yine bu bağlamda baktığımızda mesela klasik mimarlıkta bir dönem hep konuşulan rasyonel geometrik biçimler, işte burada gördüğünüz gibi Palladio'nun binası, burada 4 tane simetrik girişinin olması, bu plan tiplerinin bir dönem hep olması gibi gibi fikirler. Sonra bir anda dikkatimizi teknolojiye veriyoruz. Mesela Crystal Palace Londra'da 19. yüzyılda yapıldığında o zamanki en büyük cam bina, müthiş bir strüktür. Bu bina nasıl ayakta duruyor? Bu genişlik nasıl oluyor? Bu kadar çok cam demir yanı nasıl olabiliyor? Ve bir anda dikkatlerimiz bu tarafa çevriliyor. Mimarlık hep var. Mimarlık hep mimarlık konuşuyoruz. Ama dönem dönem teknolojiyi, dönem dönem sanatı, dönem dönem o en güzel, en ideal bina tipini, formunu arıyoruz. Bu arada yine bir şeyleri daha konuşuyoruz. Mimarlığın değer öncelikleri arasında hep bizim yaşam kalitemize mimarlığın hizmet etmesi gerektiğini konuşuyoruz. Şimdi bugün günümüzde bu son dönemlerde biyofilik tasarım, mimarlığın iyileri ya da yeşil binalar ya da enerji etkin tasarım, sıfır enerjili binalar, bunları konuşuyoruz ama aslında bunların hiçbir tanesi yeni kavram değil. Çünkü dönüp baktığımızda bunların özünde yerel mimari var, bunların özünde iklimle dengeli tasarım var. Burada bizim senelerce kullandığımız Olgia'nın yayın bioklimatik chart'ı var. Yani rüzgarın yönüne göre, hakim rüzgar yönüne göre, bağıl neme göre, güneşlenme haritasına göre binamı ben nereye koyayım da konfor alanımı nasıl yaratayım? Bütün bunlar aslında tanımlı. Ama zaman zaman belki bunları unuttuk, belki başka trendlere kapıldık, belki başka bir şeyler üzerinden, başka bir noktadan okuduk. Yeni bir trend gibi. Sürdürülebilirlik aslında bu kavram olarak hep vardı. İnsan dostu binaları yapmak fikri hep vardı. Ya da çatı bahçeleri olarak ondan sonra söylediğimiz aslında İzlanda'nın torf evlerinde vardı. Ya da en ideal yapıları ararken bazen ütopik, bazen en iyi ideal form diye baktığımızda ısı yalıtımı açısından igloları biz çok daha öncesinden tartıştık. Ya da yine bir başka şekilde Japonya'nın Minka evlerinde minimalizmi görüyorsunuz. Ama bununla birlikte çok iyi biliyoruz ki deprem kuşağında bir yapının zaten hafif olması gerekiyor. Zaten yerel malzemeler kullanılarak yapılması gerekiyor. Ya da işte Japon mimarisinin içerisindeki tatami metler çok çok eski bir kavramdı. Aslında belki modülerite ile bizi bağdaştıran. Çünkü tatami metlerin, yani bunlar hasır ölçüleri gibi, İşte 80 santime 1.80 gibi örneğin. Bu bir modül. Bu modülle zemini kurgulamak, üretmek, bu yapıyla buna bağlı bütün total mekanı yaratmak fikri çok önceden zaten vardı. Bunlar aslında deneme yanılmayla yerel halkın bulduğu işlerdi. Bu noktada belki bir şey daha söylenebilir. O da şu, mimarlıkta mühendislik, mimarlık dengesini iyi koyduğumuz noktada belki estetikle ilgili de bir buluşma yakalıyor olabiliriz. Dolayısıyla aslında hala yaşam kalitesini en üst düzeyde tutarken yapının sağlamlığını, strüktürünü, malzemesini, mühendislik mimarlık dengesini mutlaka bilmemiz ve üzerinden gitmemiz gerekiyor. Yine dönüp baktığımızda bu iklimle dengeli tasarım ve bununla birlikte gün ışığı, gün ışığını kullanmak fikri hep vardı. Vardı, bazen tematik kullandık biz bunu.
Taduanda'nın binalarında olduğu gibi. Le Corbusier hep bize bunu tavsiye etti. Işığın oyunu altında kütleleri görüyoruz dedi. Louis Kahn söyledi ki biraz sonra Kimball Art Museum'a atıfta bulunacağım. Ama en önce dönüp baktığımızda Pantheon Roma'da zaten içine girdiğinizde sizi bu anlamda büyülüyordu. Ve Pantheon bir başka bir şeyle daha bizi büyülüyordu. O da 43 metreyi aşan kubbesiyle, çağının çok daha ötesindeki bir yapım tekniğiyle. Orada tabii Romalıların mühendislikte de ne kadar ileri olduğunu biliyoruz. İlk iç mimari konut yapılarının da Roma'da örnekleri olduğunu görüyoruz. Bir sürü noktada çok ileri mühendislik harikaları yarattıklarını biliyoruz. Mimarda taşıyıcılık sistemde de mesela yine kendilerine özgü kullandıkları bir betonda yapıda dolgu malzemesi olarak bu Pantheon'un taşınmasında binayı hafifleterek yukarı taşıdıklarını biliyoruz. En alt bölümlerinde bazalt, sonra tuğla, daha yukarıda tüf ve en tepede kubbenin ortasına doğru sünger taşını kullandığını, bu anlamda böyle bir mekan yarattığını ve ama bir taraftan anıtsal ve gerçekten içine girdiğinizde sizi büyüleyen bir mekan. Ve bir başka bizi büyüleyen mekan, kendimizle özdeşleştirdiğimiz Ayasofya'mız. Yüzyıllar boyunca evrensel bir değer olarak kalmış ve kalacak Ayasofya'mız. Dolayısıyla burada da dışarıdan gördüğünüz o görkemli yapı, içine girdiğinizde sizi kuşatan çevre. Bütün duyu organlarınızla yaşadığınız bir çevre ve sahipleniyorsunuz. Korumak istiyorsunuz. Çünkü aslında mimarlık aynı zamanda bu anlamda kültürel belleğin de bir parçası. Bizim izlerimiz var orada. Dolayısıyla o izlerin yıkılmasını istemiyorsunuz. Onlarla bir bütün kuruyorsunuz. Bu işin bu anlamda çok ciddi bir sosyolojik boyutu da var. O yüzden işte erken cumhuriyet yapılarının bir kısmının restorasyon süreçlerinde yıkılması, bu belleği kaybetmek üzerinden okunduğu için toplumsal anlamda pek çok eleştiriye, pek çok tartışmaya maruz kalıyorlar ve elbette ki kalacaklar. Onun için belki şöyle söyleyebiliriz dedim. Bütün bu tek tek söylemek istediğim kavramları hepsini barındırıyor mimarlık. Evet, sanat, sanat. Çünkü sanat algıyı alışkanlıktan kurtarmak bir tarafta. Sanat varoluğunu yeniden yorumlayabilmek. Bunu yorumlarken içine mimarlık açısından bakarsak mühendislik dengesini koymak, estetik unsurların barınması ve güncel duruma göre yeni bir müdahale yapmak, yeniden tasarlamak ve bunun tabii ki pratiğini uygulamasını yapmak. Aslında ben bu kadar uzun söyledim ama Vitruvius seneler önce söylemiş. Üç kelime özelinden özetlemiş. Demiş ki Vitruvius'a göre kullanışlılık, sağlamlık ve güzellik. Üç kelime üzerinden özetleyebiliyoruz. Yapıyı, yapı bilimi ve sanatı olan mimarlığı. Bizi sürekli etkileyen, çevreleyen, sınır çizen, davranışlarımızı şekillendiren mimarlığı. Ve işte mimarlığın Nobel'i olarak bilinen en prestijli ödül, Pritzker Mimarlık Ödülü, aslında bir mimara yaşamı boyunca yapmış olduğu bu değer öncelikleri üzerinden yapılarını, yapıtlarını, manifestolarını okuyarak verilen bir değer. Ve bu bronz büyük madalyanın üzerinde Vitruvius'un 3 tane sözü yazıyor. Kullanışlılık, sağlamlık, güzellik. Bir başka noktada da sağlamlık, işe yararlık, zariflik olarak bunu gördüğüm için her iki kaynağı da atıf yaparak burada kullandım ama Latincesi, yanlış okuyorsam lütfen kusuruma bakmayın, firmitas, utilitas, venustas. Ve bakın, Pritzker Mimarlık Ödülü bu her sene veriliyor. 1979 yılından bu yıla kadar her sene veriliyor. Mimarinin değer öncelikleri nasıl değişmiş, en son kime verilmiş, biraz ona bakalım istedim burada. 2021 yılında Anne Laketon ve Jean Philip Vassal'a verilmiş. Ne üzerinden? Sosyal konut alanında yapmış oldukları projeler üzerinden. Şimdi burada baktıkları en önemli şey, değer öncelikleri açısından aslında yıpranmış
yapı bloklarının içinde yaşayan insanlara oraya çok az müdahale ederek, yıkmadan, koruyarak, iyileştirmeye çalışarak, malzeme açısından meseleye bakarak ucuz mimari müdahaleler nispeten bunun üzerinden yaşam kalitelerini arttırmak üzerinden ve özelinden bakış açıları nedeniyle bu ödülü almaya hak kazandılar. Ve kendi bakış açılarını, kendi sözlerini atıfla değerlendirecek olursak Anne diyor ki dönüşüm hali hazırda mevcut olanla daha fazla ve daha iyi yapma fırsatıdır. Yıkım kolaylık ve kısa vadeli bir karar. Bu birçok şeyin israfı. Enerji israfı, malzeme israfı, tarih israfı. Üstelik çok olumsuz bir sosyal etkiye sahip. Çünkü insanların belleğini yıkıyorsunuz. Bu bizim için bir şiddet eylemidir diyor. Gitmişler binaların yıkılacağı yerlere ve orada durumu iyi olmayan konut bloklarına bakmışlar. Kişilerle konuşmuşlar. Ailelerle tanışmışlar ve yıkıma çok kez karşı çıkmışlar. Çünkü onlar mahallelerinde kalmak istemişler ki bunu bizler de aslında yaşam pratiğimiz içerisinde deneyimliyoruz. Kendi yaşam alanlarımız üzerinden, belki komşuluk ilişkilerimiz üzerinden sorguluyoruz. O zaman yine dedim ki mimarlık belki de hep bu sorunun cevabını aradı ve arıyor ve arayacak. O da şu. Daha iyi bir dünyada nasıl yaşarız? Değer önceliklerimiz değişiyor, doğru, ama biz daha iyi bir dünyada nasıl yaşarız? O zaman dedim ki belki şu anahtar kelimelerle anlatabiliriz. Mimarinin değer öncelikleri, mimarlık mühendislik dengesi ki ben onu estetiğe uygun olarak bağlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Mutlaka her zaman bağlamla ilişki kurma biçimi. Burada bağlamı biraz açmakta fayda var. Bağlam topografya olabilir, bağlam iklimle dengeli tasarım olabilir, bağlam mikro çevre olabilir veyahut makro çevreden mikro çevreye gittiğiniz tüm ölçeklerdeki ilişkiler kurma biçimi ve düzeni olabilir ve mutlaka ve mutlaka yaşam kalitesi, konfor, kullanıcının konforu. Aslında ben kendim iç mimarım. Aldığım eğitimde yapı bilgisinde doktora yaparken hep bu yaşam kalitesini arttırmak üzerine ve bu özelde çalıştım. Aydınlatma tasarımı üzerinde ve yapı bilgisinin diğer alanlarıyla nasıl bunu ilişkilendirebiliriz diye. Ve tabii ki hep mimarlarla çalıştım. Çalışıyorum ve de çalışacağım. Dolayısıyla bu anlamda bu bakış açısıyla konuya bakıp o noktadan açılımlar yapmaya çalışıyorum. Bu yaşam kalitesi meselesi o kadar değerli ve önemli ki. Bu her ölçekte yani hacim ölçeğinde, bina ölçeğinde, kent ölçeğinde. Ve şimdi buradan Pritzker ödülünden geri dönerek de 1930'lu yıllara modern mimarlığın çok önemli yine yapı taşlarından bir tanesine referans vermek istiyorum. Le Corbusier, Swiss Pavilion üzerinden. Şimdi Le Corbusier hatırlayacağımız gibi modern mimarlıkta çok önemli ilkeleri söyleyen, bu manifesto ile çıkan, bunları değer bulan, adından söz ettiren, hala atıfta bulunan ve bize ilham olan bir mimar. Kendisi der ki binayı zeminden kopartmak lazım. Kolonlar üstünde yükselir. Zeminden koptuğu zaman serbest plan tipiyle birlikte, serbest cephe anlayışıyla birlikte, yatayda uzun pencereleriyle birlikte tasarlanır. Bunlar ana ilkelerdir. Hatta çatısına da çıkılabilir, çatısında da dolaşılabilir. Ve bina aslında a house is a machine to live in. İçinde yaşadığımız bir makinalar bütünüdür, sistematiktir der. Tabii ki bu savıyla Le Corbusier bir sürü tepki de alır. Swiss Pavilion'da da aldı. Unit Habitation'da mesela hiç renk kullanmadığı söylenilerek aldı ki bu gerçek değil. Çünkü Le Corbusier'in hiçbir binasında renksizlik yok. Mutlaka renk kullanımı olduğunu görüyoruz okuduğumuz ve incelediğimiz zaman. Villa Savoy'da yine bir takım farklı şeyler okuyoruz. Yani binanın çok ikonik bir bina olmasıyla birlikte arkasındaki yine hüzünlü bir tarafı ve hikayesi de. Ama sonuç olarak Le Corbusier gene çağından çok öte işler yapmış ve zamansız mimarlık eserleri dediğimiz eserler bırakmış bir mimar.
Ve burada Swiss Pavilion'u aldım çünkü Swiss Pavilion da bugünkü Pritzker ödülü gibi aslında kolektif yaşam üzerine bir öneri getiren bir binaydı. Ve bu binanın içerisinde baktığımızda mesela tek tip bir yurt odası ki sağ üst köşede görüyoruz, şurada görüyoruz. Mesela bunun üzerinde bize de ilham oldu, biz de çalışma yaptık. Onu da çok kısacık bahsedeceğim burada. Şimdi burada mesela Le Corbusier şöyle anlatıyor yine mimari, çok temel olarak geometrik formların birlikteliği olarak anlatıyor ve mimarlığın ışık altında bir araya getirilmiş kütlelerin ustaca doğru ve görkemli bir oyunu olduğunu söylüyor. Gözlerimiz biçimleri ışıkta görmek için yapılmıştır. Işık ve gölge bu biçimleri açıklar, küpler, koniler, küreler, silindirler, piramitler ışıkla avantajlı olan biçimsel formlardır diyor. Şimdi bu renk kullanılmayan, çok kimseye ait olmayan mekanlar ürettiği ve yolundaki konulara karşıt olarak aslında baktığımızda son derece dinamik, renkli iç mekanları olduğunu görüyoruz. Eğer o şekilde bakıp okursak yapıya. Ve aslında şunu da biliyoruz. Le Corbusier yine o dönemde çok deneysel işler de yaptı. Mesela ses ve bir bina üzerinde sizin binayı nasıl şekillendiğinizi Philips Pavilion binası üzerinde denedi. Onunla birlikte bedensel hareketler üzerine bir deneysel bir çalışmaydı o. Mesela Salubra Colors diye kendisi özel renk paleti üretti. Ve işte o Salubra Colors üzerinden bizim yaptığımız, ilham alarak yaptığımız bir çalışmanın sonuçları ki iki tane çalışma bu sene yakın zamanda çıktı, yayınlandı. Yüksek bir katılımcı denek grubuyla yaptık. Üç kişi olarak Yuan Serra, ben ve Yasin Goç. Bu her ikisinde de tamamen Le Corbusier'in o dönemde önerdiği renk paletini bugün 644 tane katılımcıya web tabanlı bir araştırma üzerinden sorarak, sorgulayarak, 312 tane varyasyonunu modelleyerek aynı yapın, aynı odanın pek çok parametre değerlendirdik ve baktık ki aslında bir mimari yapıt hacim ölçeğine indirildiğinde, estetik boyutuyla karşılaştırıldığında ve bunun kişilerin davranışını veya kişilerin estetik anlayışını ve algısını nasıl etkilediğini modelleyebiliyoruz, araştırabiliyoruz. Buradan bir genel yargıya varabiliyoruz. Örneğin mesela birkaç tane çıktıdan bir tanesi diyebilirim ki coğrafi yakınlıkların renk tercihi üzerine çok ciddi etkileri olduğunu görüyoruz. Yakın Doğu ülkelerinde yeşil renkler ve tonlar daha fazla tercih edilirken Batı Avrupa ülkelerindeki katılımcılar koyu gri seçeneklerini tercih ediyor. Le Corbusier'in kendi dört renk paleti üzerinden en çılgın ve en az beğenilen dediği bizim yaptığımız çalışmada da en az beğenildi aslında. Yani 1930'larda, 40'lardaki varsayım 2021'lerde hala geçerli bu anlamda. Bu da oradan çıkan yine farklı bir çalışmamıza atıp mesela burada da sadece bir rengi yeşil, kırmızı, sarı olarak sevmek değil ama bu rengi çevre etkisiyle birlikte düşünmek, çevresel değerlerle birlikte düşünmek, bir hacmin içerisinde orantılamak, yeşil yüzde kaçı o yeşilden, onun arka fonuyla birlikte etkileşimini düşünmek, bütün bunların yansıcıklarını düşünmek. Bunu hacim ölçeğinde yapabiliriz. Bunu bina ölçeğinde yapabiliriz, bunu şehir ölçeğinde yapabiliriz ki farklı farklı çalıştığımız ölçekler oldu. Çünkü kent de bu anlamda renk kodlamalarıyla kent kimliğini bulduğumuz ve aslında her bir rengin silindiğinde o kimliği yavaş yavaş kaybettiğimiz ya da tamamen renk uygulamasının minimal olmasını düşündüğümüz bir cephe yüzeyinde renk uygulamasıyla o tarihi değeri ve dokuyu erittiğimiz bir durum. Yani mimarinin estetik tarafı konuşmak gerekirse renk kullanımı çok değerli. Renksizlik diye bir şey yok, olamaz, renkten kaçamayız. Çünkü doğa renkli ve biz bu doğanın bir parçasıyız insanoğlu olarak ki zaten mimarlıkta bu sürekli çatışıldı. İşte Le Corbusier ile Frank Lloyd Wright arasındaki bu insanı doğanın parçası mı yapayım, doğadan koparıp yükseltip kolonlar üstünde bir yerde mi oturtayım gibi gibi.
Bir başka örnek yine yine Pritzker ödüllü mimarlardan bir tanesine atıfla Ben Architects. Shigure Ben Architects yine bakış açısı olarak aslında doğal malzemelere atıfta bulunuyor. Doğal malzemeleri kullanmaya çalışıyor ama onların içerisinden en çok Paper Log House, kağıt evleri, kağıt kiliseleriyle ön plana çıkıp anıldı. Onu da söyleyeceğim ama şurada bir de bunu söylemek istedim. Mesela Swatch and Omega Campus için kendine seçtiği, kendi mimarisinin değer öncelikleri olarak seçtiği malzeme boyutu, sürdürülebilir tasarım ana ilkeleri içerisinden. Mesela burada müthiş bir yeri çok enteresan bir şekilde günümüz teknolojisiyle tabii ki bilgisayar desteğiyle ürettiği 7700 tane ayrı ahşap parça ve çatı birleştirerek bir çatı oluşturuyor, bir strüktür oluşturuyor. Ve bu artık 2-3 tane Lego'yu birleştiren küçücük bir parça gibi olmaktan çıkıyor. Bu aslında şimdi kocaman o kentin içerisinde o bağlamla bütünleşmiş bir iz, bir doku, bir geçit, bir buluşma noktası belki ve bir ayrıştırma noktası ve bir odak noktası oluyor belki. Dolayısıyla artık bu kentsel müdahale noktasına geliyor ve bu anlamda buradan sorumluluk alıyor. Onun haricinde bu büyük müdahaleyi yaparken dönüp baktığında mesela işte yaklaşık 47 bin metrekarelik hibrit bir ahşap projede birçok parçayı geçme tekniğiyle birbirine birleştiriyor. Belki en basit bir şekilde ve en hafif bir şekilde birbirine birleştiriyor. Ve devam ettiğimizde yine kendi değer öncelikleri içerisinde aslında sosyal sorumluluk projeleri olarak aldığı bir başka yönüyle çok ön plana çıkıyor. O da 95 Kobe depreminin ardından afetzedelerin yardımına koşuyor. Oradaki altın ve atılmış duran pek çok şeyi, parçayı birleştiriyor. Mesela bira sandıkları kum torbalarıyla dolduruyor, duvarlar oluşturuyor, karton borularla sıralıyor. Bu çok basit gördüğümüz evleri yapıyor. Evleri dizip sokakları yapıyor. Sonra bu insanlara yine aynı halka bu sefer depremzedelerin anısına bir toplum merkezi, bir buluşma noktası yaratmak istiyor. Karton borulardan mesela Paper Church tasarlıyor. Demonte ediyor bu kiliseyi, sonra işte Tayvan'a gönderiliyor. Ve aslında baktığımızda çok ciddi bir sorumluluk, çok ciddi bir toplumsal sorumluluk da üstleniyor mimar bu noktada. Sadece bir yapı katmıyor, sadece malzemeyi iyi kullanmıyor. Bir sürü, yani sosyolojik boyutuyla aslında en iyi yaşam koşullarını, oradaki halkla empati kuran, o bağlamla en iyi formu ve en ideal çözümü bulmaya çalışıyor. Hatta daha sonra mesela Ben Architects için söylüyorum, bir sivil toplum örgütü kuruyor ve burada afetzedelere, diğer gönüllülerle birlikte, öğrencilerle birlikte yardım projeleri de topluyor. Onun için aslında bu kağıttan sıradan malzemeyle sıra dışı işler yapan mimar olarak da kendisinden söz ettiriyor. Mimarın değer öncelikleri içerisinde bağlamla bütünleşmiş noktada şimdi vereceğim örnek de iki tane mimarın yaptığı yapının birbiriyle nasıl yıllar sonra birbirine saygıyla buluştuğu. Kimball Art Museum Expansion with Renzo Piano Building. Kimball Art Museum seneler önce 1972 yılında Louis Kahn tarafından yapılıyor. Tabii ki birçok sanat koleksiyonunu toplamak için yapılan bir bina ve zaman içerisinde yetmemeye başlıyor. Çok basit bir kurgusu var. Baktığınız zaman çatı örtüsü önceden sıkıştırılmış beton kabuk 10 santim üstünde 4 tane destekle ve bu bir modüler yapı gibi yan yana eklemlenerek üretilmiş bir yapı. Bu arada tabii bizim öğrenciliğimizde okuduğumuz hayranlıkla gün ışığını bu kadar efektif kullanan bir çatı örtüsü ve bir sanat merkezi için çok doğru bir yayınlık ışık alma meselesinde bizim ders aldığımız kişilerden bir tanesiydi. Projelerinden tabii ki Louis Kahn. Dolayısıyla şimdi böyle bir yapı var arkada ve Renzo Piano'ya bu iş geldiği zaman bir 6 yıllık süreç içerisinde
o kadar çok düşünüp, o kadar çok etüt edip, o kadar iyi dengeleyerek bu yapıyı, yeni yapıyı, yeni eklemlenen yapıyı yapmaya çalışıyorlar ki. Oradaki işte çok uzun onların söyleşilerini dinledim ve oradan çok kısacık bir şey sizinle paylaşacağım. Kendi sözlerine atıfla Renzo Piano'nun. Orada diyor ki bina arkadaki geri görünüm bölgesinde onu ezmeden, ona saygı duyarak, onun malzemesini bilerek, onun betonarme kimliğine, dokusuna, koduna uyarak, onun önünde ve onunla uyumlu, onun devamında evet biraz daha farklı elbette ki çünkü başka bir yapı yapılacak olan ama birbirinin devamında olması gerekiyor diyor bunun. Ve aslında şuradaki sağ taraftaki Renzo Piano'nun, sol taraftaki de Luica'nın, şurada en üstte görmüş olduğumuzda şöyle belki de işaret edebilirim. Şurada görmüş olduğumuzda arada tutulması gereken mesafe. Luica'yla Renzo Piano'nun birlikteliği. Luica'nın iç mekan çözümüyle Renzo Piano'nun iç mekan çözümü ve birlikteliği. Şimdi kısacık bir video kendi sözleriyle. Pardon, burada bir lazer şeyini aldığım için bir saniye sanıyorum stop share ve tekrar yapmam gerekecek. Çok özür dileyerek. Sanıyorum tam ekrandan çıkmam gerekip tekrar girecek. O yüzden çok özür diliyorum. Şu anda sanıyorum tekrar görüyorsunuz. Evet. The color will become more like that. When the building will be done, you will love the idea to put some sculpture against the wall of concrete. I'm not saying against in the sense of touch the wall, but the concrete wall may act beautifully as a background for a piece of art. Renzo Piano has, I think, intuitively understood that his building needed to be inspiring without being imposing. The idea of the space is not just made of wall, floor, ceiling, but it's made by untouchable elements like light. Architecture is about people, it's about society, it's about science, it's about invention, it's about technology, it's about history, it's about art, beauty. Evet, mimarlık aslında bütün bunların hepsi. Mühendislik aynı zamanda ve mimar ve sanat ve tasarım. O noktadan hareketle sizi birazcık İspanya'ya götürmek istiyorum. Santiago Calatrava'ya ve Candela'nın eserleri olan City of Arts and Sciences. Şimdi Calatrava da bu noktada kendisinden şöyle hep söz ettiriyor. Çok fazla mühendislik ürünleri ürettiği ya da eserlerini daha çok bir heykel gibi yarattığı için oradaki zanaat, sanat, mühendislik ve mimarlık dengesi ekseninde hep adından söz ettiriyor. Hatta öyle ki bu yapılardaki bu mühendislik dengesi bazen ön plana çıktığı için yapım teknolojisi ve maliyeti açısından sorunlar yaşadı ve üretimlerin geciktiği söyleniyor. Örneğin kendim İspanya'ya gittiğimde bunu oradaki Valencia'daki öğretim üyelerinden bir şikayet demeyelim ama bir
bilgi olarak almıştım. Ama onun dışında baktığınızda yine buraya gittiğinizde kesinlikle bu merkezde kendinizi büyülenmiş hissediyorsunuz. Çünkü gerçekten her bir yapı kendi içerisinde bir mühendislik harikası olarak duruyor. Öteki taraftan yapım teknikleri ve güncel teknolojiyle bağdaştırdığı noktadan da hem bağlama uyuyor, hem su ile ilişkisi, komşuluk çevresi gibi güçlü yönleriyle çok özel. Hem her yapı kendi özelinde örneğin güvenlik meselesini koruyor. Yani hem çevreyle ilişkisini koruyor, hem de çevreden kopmadan kendi sınırlarını kontrol edebiliyor. Bu arada da mimarinin temel öğelerini tutuyor. Kimilerine çeşitli katmanların eklendiğini görüyorsunuz ve tüm detayların büyük bir zarafetle çözüldüğünü görüyorsunuz. Yani buradaki aydınlatma elemanının aslında sanki binanın içinden ürediğini ama yanına gittiğinizde aydınlatma elemanı olduğunu görüyorsunuz. Gece olunca bir başka etki, gündüz olunca bir başka etkiyle karşılaştırıyor sizi. O zaman demek ki bir başka kelimeyle daha mimariyi tanımlamak gerekebiliyor. O da yere ait olmak. Yani bir mimarlık yapıtının tüm bu değer öncelikleri içerisinde o yere ait olması. Buradaki gördüğümüz hiçbir binayı sağa sola kaydırmak şansımız yok. Çünkü o binaların hepsi o yere, o açıya ait oldukları için oradalar. Farklı zamanlarda yapılmış yapılarda katmanlar bile olsa baktığınızda, okuduğunuzda o yere aitlik olduğu zaman işte orası artık bir sosyokültürel etki de yakalıyor ve yaratıyor. O yüzden yapıyı bir yere ait kılmak, her bir mekanın o yapı içerisinde konumlarına karar vermek, yapının konumu ile ilişkili tüm konuları çözmek, mimari ile sınır çizmek, bu sınırlar içerisinde işlevselliği simgesel ve psikolojik olarak düşünmek, tasarlamak ve uygulamak gene mimarlığın bize kazandırdığı ya da bir mimari yapıtın içinde bulduğumuz değerler bütünü. Burada yine bir örnekle kısacık küçücük bir videoyla geçmek istiyorum. Bu sefer de Calatrava'nın sözlerini atıfla. Çünkü mimarlık ve estetik, mimarlık ve sanat dedik ya, Renzo Piano da demişti. Beauty, güzellik demişti. Evet, mimarlık bunu getiriyor. Bazen kötüyü örtmek için, bazen unutturmak için, bazen belli noktalarda hatırlatmak ama bize ileriye umudu vermek için. O yüzden işte 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'nin korkunç faciasının adını açılan Oculus'u, Oculus'un camları ve burada neden bunu böyle yaptığını Calatrava bize anlatıyor. Something optimistic and looking to the future, you know, where so much sadness and depression, you know, was there in the beginning, isn't it? This was our goal, not only my goal, the goal of my client, the Port Authority, the goal of every worker, you know, and everybody who has put hands to the job. Belki birazcık hızlı geçebilirim buraya. Müthiş bir mühendislik meselesi tabii. Müthiş bir hesap, müthiş bir sorumluluk, toplumsal değerler yaratıyorsunuz ya da olanı korumaya çalışıyorsunuz. Müthiş bir ödev, müthiş bir görev. Being an artist, but being an artist, it does not mean, you know, living in another world or living in, but working very hard and thinking and analyzing that this what you are doing can have also a higher signification. I mean, that simply doing a platform, you know, where people will wait. Yani anımsarsınız sizler de Calatrava'nın yapmış olduğu istasyonlar aslında herhangi bir istasyon ya da durak noktası değil gerçekten. Onlar aslında sizin beklediğiniz zamanı da değerli kılan ve yine size güzeli aratan yerler. Bu dünyanın neresinde olursa olsun. Dolayısıyla bir tren istasyonu bile herhangi bir tren istasyonu olmayabilir. Sizi buluşturan ve sizi ayrıştıran bir yer olarak. Ve aslında atıfta bulunacağım son mimar, Zaha Hadid Architect, söylemeden geçemedim. Pritzker ödülünü ilk alan kadın mimar olan, şu anda vefat etmiş olan Zaha Hadid Architect.
Sanıyorum 400 kişilik falan dünyanın çeşitli yerlerindeki bürolarıyla müthiş bir üretim potansiyeli olan, dünyanın bir sürü yerine mimari yapıtlar kazandırmış bir gruptan bahsediyorum. Ve Zahadet aslında dönüp baktığınızda çok fütüristik gibi görünen, bazen bazı çoğu kişiye göre dekonstrüvix olarak görünen, bu da yapılır mı denilen yapıtları diyorum. Çünkü öyle yapmış, kazandırmış, bildiğimizin çok daha ötesinde aslında mimari çizim programlarının ötesinde programlar kullanmış, detaylar çözmüş bir kişi ve tabii ki onunla çalışan tüm ekip bunun parçası. Burada yine pek çoğumuzun bildiği Baku'daki Heydar Aliyev Kültür Merkezi çok yine simgesel bir yapı. Yani bu noktada belki onu da artı olarak ekleyebiliriz tüm bu yaptığımız açılımlara, mimarlığı okumaya çalıştığımız noktadan hareketle. O da şu: aslında burada simgesel bir yapı da üretmiş oluyorsunuz. O artık öyle bir nokta ki bir landmark olarak ön plana çıkıyor. O artık sizin için bir buluşma noktası, belki bir kaçış noktası, belki kendinizi en iyi hissettiğiniz nokta, belki en iyi buluştuğunuz kentin noktası ya da durağı. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman sanki o bina yapıldıktan sonra o hep oradaymış gibi bir izlenim yakalıyorsunuz. Bu binada, bu kültür merkezinde bir yarışma sonucunda kent planlamasına kazandırılmış bir bina. Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından yaptırılıyor. Modern, sıra dışı ve fütüristik bir mimari eser olarak görülüyor. Konsept tasarımı Zahadid'e ait, projenin detaylarını ise mimar Saffet Bekiroğlu çalışıyor. Bu arada Saffet Bekiroğlu tek deneyimini Zahadid'in bürosunda yapmıyor. Ondan önce 6-7 yıl kadar Frank Gehry'de de çalışıyor. Dolayısıyla Frank Gehry'nin ofisinde de yine baktığımız zaman bu anlamda çizgilerin, bu anlamda mimari yapıtların yapıldığını yine çok iyi biliyoruz, hatırlıyoruz. Mimarlık tarihi derslerimizden ve deneyimlerimizden. Bu projeyi de Saffet Bekiroğlu kendisi yine bağlamla çok bütünleşik bir proje olarak anlatıyor. Oldukça bağlamsal olduğunu tanımlıyor. Tabii bu kadar sadece kabuk meselesi değil, bir form çizmek değil, bunu çözmek. Dolayısıyla içindeki her bir detay aslında dışarıdaki kabuğa atıfla yapılmış ve özel bir şekilde mimari ilişki kurma biçimini bulmuş, total mekan anlayışına bizi getiriyor ve götürüyor. Ve yine mesela konsept arayışında aslında dönüp okuduğumuz zaman görüyoruz ki Zahadid mesela Rus konstrüktivistlerden etkileniyor, Malevich'ten etkileniyor, kendisi daha önce mühendislik zaten okuyor, çok daha farklı açılımlarla çalışıyor zihni, belleği ve tüm üretim pratikleri. Bu anlamda da bu formun dayandığı bir takım metaforlar olduğunu görüyoruz. O da Aliyev'in doğduğu yerdeki dağ, Hazar'ın yükselişi, kent peyzajıyla kenti bütünleştirmek gibi ve tüm ilham noktası orada. Tabii ki günümüz teknolojisi dediğimiz zaman üretim pratikleri de bu teknoloji üzerinden olmalı. Bugün yine hep konuştuğumuz ve hep konuşacak olduğumuz mimarlığın buraya mı gidiyor dediğimiz noktada parametrik tasarım, kullanılan malzemenin, işçiliğin birlikte kurgulanması, örneğin bu kabukta 15 bin adet birbirinden farklı ölçüde eğrisel kompozit panelin kullanılması, bununla bir sistem oluşturulması, uygulanması ve bunun sonucunda başta istenen kavramsal ve kurgusal çıkış noktasına varılması pratiği. Yani zihinsel bir süreç ve sonunda fiziksel bir süreç. Burada Zahadid'den örneklem alırken Gonzales geldi birden aklıma. Yani orada gene yıllar öncesinde bildiğimiz, kitaplarda okuduğumuz, aslında çok fütüristik gördüğümüz, o da müthiş bir fotoğraf sanatçısı ve aslında şu anda Sevilla'da çalışıyor öğretim üyesi olarak, fantastik peyzajlar içine yine halkın sorunlarını çözmek için entegre ettiği böyle değişik kentsel dokular, işte burada ürettiği Dauphin Islands ya da Interacunes gibi gibi kavramsal yaklaşımlar vardı. Vardı ve işte gerçek oldu. Bir de bu slaytı geçmeden önce sizi son slayta taşırken söylemek istediğim şey şu: bu proje bir yarışmayla, yarışma sonucunda kente kazandırılmış bir proje. Aslında ülkemizde de mimarlık
yarışmaları sonucunda kente kazandırılmış çok değerli eserler var. Yine biz bir kent belleğini ve kimliğini bunların üzerine de kurguladık çoğu zaman. İşte Ankara'da Holzmeister'ın etkisi, Ankara'da Bruno Taut'un bir cumhuriyet sevdalısı, Atatürk sevdalısı Alman mimar, işte Seyfi Arıkan, Flore Deniz Köşkü ve daha nice niceleri. Şimdi burada tabii çok iyi biliyoruz, Holzmeister'ın etkisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ana tema şu: kamu yapıları ve aslında bir sürü o dönem Ankara'daki bir sürü yapıda tema bu. Genç bir devlet yükseliyor ve bu genç devletin gücünü yansıtmak amacıyla aksiyel, simetrik kütleler, yeni klasik öğeler, anıtsallık ve malzeme olarak kullanılan dayanıklılık, herhangi bir malzeme değil, gelir geçer bir malzeme değil. Dolayısıyla oradaki taşın gücü, durağanlığı, varlığı, büyüklüğü kodlaması, sembolü. Ya da işte Bruno Taut, yine ona atıfta bulunursak, hepimiz yine çok iyi bildiği Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi ve onun o muhteşem merdivenleri. Orada mesela o fakültenin kuruluş gerekçesi, hatırlarsak hükümet merkezimizde bir taraftan Türk kültürünü bilgi metoduyla işleyecek tetkik ve araştırma kurumlarına olan ihtiyaç, diğer taraftan orta öğretim kurumlarımıza ulusal dil ve tarihimizin bilimsel ve en yeni anlayışına göre hazırlanmış öğretmen yetiştirmek ve bugünkü öğretmenlerimizin bu yönden bilgilerini tamamlamak gereğiyle kurulan bir fakülte. Bir de Seyfi Arıkan'a yine atıf yapmak istedim. O da müthiş bir Bauhaus eseri aslında. Atatürk'ün ikametgah hanelerinden bir tanesi İstanbul'da. Ve burada tabii gerçekten çok yalın, hem ölçeğiyle, hem iç mekan kurgusuyla, hem yapı formuyla, hem çevreyle olan ilişkisiyle çok sade, çok doğru çözülmüş ve kendisini korumuş, hala günümüzde görüp ziyaret edebildiğimiz, aslında deniz üzerinde var olan, çelik ayakları oturan tek katlı ahşap iskeletli bir yapı. Ve son sözü Yuhani Palazma'ya vermek, oradan atıfla bitirmek istedim. Palazma'yı Amerika'da görme şansım olmuştu. Müthişti gerçekten. Ve o yüzden de tüm bu mimarlığı anlatmaya, estetik boyutuyla, tasarım boyutuyla, yaratım süreçleriyle, mimarinin değer öncelikleri üzerinden okumaya ve bakmaya çalıştığım boyutuyla en son dedim ki Palazma'ya atıf yapıp bitirmek ve sizlere teşekkür etmek en doğrusu. Palazma, Tenin Gözleri adlı kitabında 88. ve 89. sayfalarda diyor ki: mimarlık, ideal yaşamın fikir ve imgelerini yansıtır, maddileştirir ve ebedileştirir. Mimarlık, kalıcılığın ve değişimin diyalektiğini anlamamızı, kendimizi dünyada konumlandırmamızı ve kültürün ve zamanın sürekliliği içinde kendimizi yerleştirmemizi sağlar. Mimarlık deneyimlerinde mekan, madde ve zaman tek bir boyutta varlığın bilincimize nüfuz eden temel tözünde kaynaşır. Kendimizi bu mekanla, bu yerle, bu anla özdeşleştiririz ve bu boyutlar bizzat varoluşumuzun bileşenlerine dönüşür. Mimarlık, kendimizle dünya arasında uzlaşma sanatıdır ve bu aracılık duyular yoluyla gerçekleşir. Burada da bu sunumu hazırlarken faydalandığım kaynakların bazılarını koydum. Bizi dinleyen genç arkadaşlarımız varsa, eğer okumamışlarsa, okumalarını tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ilginize ve son sözü Yeşim Hanım size bırakıyorum. Çok teşekkür ederiz Banu Hocam bu güzel sunumunuz için. Hakikaten üzerine düşünecek çok hem bilgi verdiniz hem de pek çok soru işaretiyle bizi bırakmış oldunuz. Çok güzel bir tartışma olacağına, soru cevap bölümümüz olacağına inanıyorum. Soru sormak isteyen herkes buradan el kaldırabilir, chatten sorusunu yazabilir. YouTube'daki izleyicilerimiz de sorularını oradaki chat bölümüne yazabilirler. Ben hocamıza aktaracağım. Ama öncelikle Nihat Hocam, buyurun. Peki.
Banu Hocam, çok teşekkürler. Müthiş bir, tatmin edici bir kolokyum için. Burada mimarlığın hem mühendislik, hem sanat, hem de toplum bilimi bir araya getirdiğini gördük. Ayrıca uzlaştırıcı, çok ona geri döneceğim, bir sorum var, kısa bir sorum olduğunu. Ayrıca da yaratıcılık için ve hem kendi kendini hem etrafındakileri yüksek seviyede tatmin etmek için müthiş bir kulvar araç olduğunu bize gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim sorum şöyle bir şey. Burada uzlaştırıcı dediniz ama için içinde ilerlemek için bir de Türkçesini tam çıkarırız beraber, adversity var. Yani bir de mücadele var. Yani yeni fikirler. Hatta bizim çekirdek programımızda bir ders Art, Literature and Adversity. Yani yeni çıkanlar, bir Van Gogh çıkıyor, bir karşılığı, bir ona bir kapışma var, karşılıklı bir çekişme var. Bir Hemingway çıkıyor, bir çekişme var. Bilimde de kuantum mekanik çıkıyor, bir çekişme var. Yani bir şekilde bu dinamiklerin içinde adversity de var. Bunu pek göstermediniz bize. Yani bir şey, yeni bir şeyin çıkması ona bir reaksiyon. En sonunda yeni şeyin hep kazanıyor yeni şey. Eskiler fikirlerini değiştirmiyorlar ama zamanla yaşanıp gidiyorlar. Bu var mı yoksa yanılıyor muyum? Adversity var mı mimarlıkta? Çekişmeler var tabii hocam. Çekişmeler var. Yani aslında eğitim felsefelerinde bile var. Hani mimarlık nereye gidiyor, nasıl evrebiliriz diye var. Şeyde mesela işte... Mesela less is more diye, yani az çoktur diye bir şey çıkıyor. Azın çok olduğu, aslında bir binayı süsten arındırmak, eski bir takım dönemlere gönderme yapacak unsurlardan arındırmak, onu yalın kimliğiyle ortaya çıkarmak en iyisidir diyor mesela Bauhaus akımında, daha modern mimarda. Ondan sonra bu sefer az sıkıcıdır diyorlar. Yani bu kadar azlık bizi tatmin etmiyor diyorlar. İnsan olduğu yerde bütün, yani modüler değildir diyorlar. İnsanın kendine özgü değişik ihtiyaçları vardır diyorlar. Dolayısıyla kendine ait belongingslerini, yani ait olduğu şeyleri görmek istiyor. İşte onun için mesela renk uyguluyor. Le Corbusier Unit Habitation'da mesela renk uyguluyor. Birbirine çok benzer bina tipolojisinde konut bloklarında. Şu an aslında biz öyle, hani toplu konutlarda işte o 50 tane, 60 tane hücreden bir tanesi bizim gibi düşünüyoruz. İşte orada o fark nerede yaratılır diye. O noktalarda mesela bu bayağı bir tartışma konusu olmuş. Yani az çoktur derken bir taraftan az sıkıcıdır. Dolayısıyla tekrar bir takım farklı akımlar çıkıyor orada. İşte neoklasisizmler bir dönem konuşuluyor. Tekrar bir takım farklı üslupları görmek istiyorlar. Modernizm çıkıyor. Ona karşı postmodernizm çıkıyor. Mesela orada girdiğiniz zaman bir binada bir kolon var ama o aslında binayı taşımıyor. O sadece süs olarak orada duruyor gibi. Ama size tarihsel göndermeler yapıyor. Orada işte X yüzyıla ait bir gönderme yapıyor. Dolayısıyla o tarihsel bellekten veyahut belki kimlikten izler taşıdığı için böyle bir takım çatışmalar oluyor. Bunların üzerinden, ama söylediğiniz gibi hep teknoloji ve yeni olan kazanıyor. Sonra işte hocam bir gün bir binanın bir tarafında alıştığımız düzgün geometriden hariç bir çözüm oluyor. Eğrisel bir kütle oluyor. Mesela o Hollanda'daki küp evler vardır ya, yani bildiğimiz şeyde değil, küp formatında değil, böyle şey duran sivri köşesiyle sanki yere basıyor gibi duran, ya yerden yükseldiğimiz. Şimdi o yine bir karşı tez olarak çıkıyor ama içine girdiğinizde iç mekan çözümlerinde mutlaka rasyonel çözümler buluyorsunuz. Çünkü insan olarak silindirik bir varlığız ve o mekanla etkileşime, iletişime girmek zorundayız. Gibi, yani böyle baktığımız zaman hep bir çatışma var hocam. Var ve herhalde olacak da. Burada en çok sevdiğim laf silindirik oldu. Kilo aldıkça küreselliğe doğru gidiyorum ben ama o herhalde çok olmaz. Peki, teşekkür ederim hocam. Başka arkadaşlarıma bırakıyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Önder Pekcan hocamın sorusu var. Elini kaldırdı. Hocam kameranızı, mikrofonunuzu açabilirseniz. Evet.
esasında pardon. Chat'ten de bir şey yazmıştım ama iki tane sorum olacak temelde. Bir kere chat'ten yazdığım şeydi. Frank Lloyd, Anthony Guadi ve Sinan'dan hiç bahsetmediniz. Esasında hani bunları hep duyduk. Le Corbusier'i biliyoruz ama Frank Lloyd'u da önemli buluyorlar. Acaba hani estetik açıdan, yaratıcılık açıdan. Bir de tabii Guadi, İspanya'da bahsettiniz. Hani tabii. Tabii bir de tabii Sinan. Yani bunları şey. Bir de ikinci sosyal bir soru soracağım. Hocam tabii şimdi aslında Frank Lloyd Wright Le Corbusier ile dönem dönem çatışıyor. Şöyle çatışıyor. O mesela Falling Waterhouse'da tamamen akan bir şelalenin üzerine bir ev yapıyor. Ve o bağlam onun için orada doğanın bir parçası, insan orada ve onu oradan koparamam diyor. Şimdi bugün günümüzde biyofili tasarım çalışanlar ve biyofili tasarımı mimarinin değer öncelikleri olarak alanlar Frank Lloyd Wright'a çok büyük atıfta bulunuyor. Dolayısıyla hani onun doğru olması gerektiğini, o tür yaklaşımların doğru olması gerektiğini, işte insanın doğal bir varlık parçası olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Frank Lloyd Wright bu anlamda evet çok değerli. Onun için, onun haricinde tabii ki yaptığı insan ölçeğindeki tüm konut tipolojisinde 300'den çok villası var ve bütün onların içerisinde total mekan anlayışıyla tüm estetik unsurları barındırıyor. Aydınlatma elemanından halıya kadar, kapının boyutundan tüm mimar strüktürün çözümüne kadar bir bütün içerisinde tüm mimari unsurları, öğeleri, donatıları iç mekanda tasarlıyor. Aslında mesela Palazma'da son sözünde Wright'a atıfta bulunuyor ve de diyor ki mimarlık aslında dürüstlüktür diyor. Esas ilke mimarlık da dürüstlüktür. Wright da bunu söylemiştir diyor. Ve dürüstlük ilkesi her zaman ön planda olacaktır. Dürüstlük sadece insan olarak alma ama yaptığın işte etikte bütün bu bağlamla çözeceğin her türlü problemde ve üslupta diyor. Onun dışında Gaudi evet hocam tabii ki unutamayacağımız Barcelona'daki Güell Parkı ile ve diğer eserleriyle müthiş bir yaratım süreci, müthiş plastik öğeleri ön planda olan, estetik dediğimizde ön planda olan. Şimdi ben bu sunumu hazırlarken bunun iki katı kadardı sevgili Önder Hocam. Sonra bir prova yaptım, uzadı da uzadı, birçok şeyi attım. Sonunda dedim ki sohbette sıra gelirse ben de orada açıklamalarda bulunurum. Gaudi tabii ki hocam bir döneme eserini bulmuş. Yani Barcelona dediğimizde önce Gaudi'nin hangi eserinin önünde fotoğraf çektiririm, bir anım olsun, belleğimde yer etsin, arşivimde dursun dediğimiz, hatta ondan sonra gittiğimizde varsa hediyelik eşyalarını alıp eve getirmek istediğimiz, sanki sahiplenmek istediğimiz yine bir takım eserlerin sahibi kişi. O kadar ki işte kendi vefatından sonra bitirilemeyen veyahut bitirilemeyen kilisesiyle hala adını andığımız değerli bir isim. Sinan, Mimar Sinan hocam tabii ki olmazsa olmaz. Mimar Sinan ve camileri, onun içerisindeki akustik denge bir sürümüzün öğrendiği ilkeleri taşıyor. Yani o kadar ki onun caminin içerisindeki sesin absorbe edilebilmesini Japonlar gelip bizden öğreniyor. O tekniği bizden öğreniyor. Benim kendimin Mimar Sinan'ın tarihi köprüleriyle ilgili bir danışmanlık yapma şansım olmuştu. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri köprüleri üzerinde, hatta aydınlatma projelerinde Anıtlar Kurulu'ndan geçirdik hocam. Bunların bir tanesi uygulamaya da geçti. O noktada tabii ki çok içinde olduğum bir süreç, o tarihi esere dokunmadan koruyarak orada onun aydınlatmasını en doğru nasıl yaparız diye işte armatürün tasarlatmış firma üretici bayiyle gittiğimiz, kurula sunum yaptığımız ve birinci kere de kuruldan geçtiğimiz bir deneyimdir benim için. Mimar Sinan deyince aklıma o geldi. Tabii ki o olağanüstü, yani çağının ötesinde, hani çağının ötesinde isim bunlar tabii. Yani yaptıkları eserlerle zamansız mimarlık dediğimiz tüm belleklere kazınmış önemli değerli isimler. Hocam mikrofonunuz kapalı galiba. Önder Hocam.
hocam. Esas sorum şu, ben bir sitede oturuyorum, Arıköy. Sıraya evler, townhouse'lar var. Ama baktığınız zaman kimisi çatıyı yükseltmiş, kimisi garajdan mutfak yapmış, kimisi arkaya oda çıkmış. Şimdi bu demin dürüstlük dediniz ama ruhsat alamıyoruz burada. Hatta eski rektörümüz Faruk İTÜ'de şöyle bir şey demişti. Mimarlık affeder ama deprem affetmez diye bir laf etti. O başka bir şey tabii. Ben bunun sosyolojik bağıntısını merak ediyorum. Hani toplumla söylediniz ya, 3 tane şey var mimarlıkta. Hani işte estetik var, fonksiyonelite, proportionalite falan. Niye böyle yapıyor insanımız? Bunlar şey de değil, gecekondu da değil burası. Burası okumuş yazmış bir sürü insanın bulunduğu yer. Mesela benim komşumun çatısı benden 5 metre yukarıda oldu. Benim eve su geliyor çatıya mesela. Veya işte şey, yollar araba doldu. Herkese garaj vermişler, garajlar mutfak oldu. Arkada bahçe zaten küçük, oraya bir oda daha çıkıldı. Odanın üstüne balkon yapıldı. Bunun sosyolojisini rica edeceğim bana. Hocam çok zor bir şey sordunuz. Yani şimdi kullanım alışkanlığı. Genelde her tarafta bu var da onun için merak ediyorum. Doğru. Şimdi hocam tabii şöyle, kültür bunda çok büyük bir etken. Alışkanlıklar çok büyük bir etken. Aslında bizim yaşamamız gereken optimum sınırlarımız var. Yani biz 60 metrekarede de yaşayabiliriz, 90'da da. Ama biz bazen geniş seviyoruz. Biz büyük olsun istiyoruz. Büyük olsun, benim olsun. İşte bazen ne bileyim, bir kamu binasında olduğundan daha büyük yapıyoruz. Gereğinden daha büyük olunca oranın daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Belki bunun için biraz genişlemek ihtiyacı var. Belki İstanbul'un yerel halkı değildir hocam bahsettiklerimiz. Belki bir başka bölgeden İstanbul'a gelmiş halklardır, kişilerdir, ailelerdir, daha geniş ailelerdir. Oradaki alışkanlıklarını da belki getirmişlerdir. Yani hani kimisi balkonu çok kullanmayı seviyor. Kimisi balkonu kapatmayı tercih ediyor. Pandemi döneminde mesela belki öyle bir söyleyebilirim. Bir takım son dönemki araştırmaları okudum. Balkon kullanımı üzerinde, balkonun önemi üzerinde, hatta işte balkonun olan ve olmayan yapılarda gün ışığının ne kadar etkilediği üzerine. Şimdi hiç düşünmediğimiz bir balkonun ne kadar önemli, bize bir nefes alma yeri olduğunu gördük. Belki bu gibi noktalarda da sizin söylediğiniz gibi kullanım alışkanlıkları, yani belki kırsal kesimden kente gelmiş, göç etmiş bir bireyin alışkanlığının ötesi bu. Belki dediğim gibi eğer orada kat çıkabilme yöntemini bulabilmişseniz, işte daha yüksek olmak, herkes bir kat, sizin bir buçuk katınızın olması, belki psikolojik bir eşiğin mesela, şey hocam, sosyal döndüğü bir nokta belki. Belki öyle söyleyebilirim. Yani Zeyrek'te de bir evi var. O civardakiler hakikaten İstanbullu ama orada da aynı vehamet var. Fatih. Yani göçmenlik olabilir. Orada da bir şey var hocam. Ben de 3 sene çok aktif bir şekilde çalıştım aslında. Ayvansaray'daki bütün o sokak aralarını, oradaki komşuluk ilişkilerini, sokak düğünlerini, sokağa da evi gibi yaşamayı, sokağa da aitlenmeyi, hatta sizi de kabul edebilmesini oradaki kesimin, onu deneyimledim. Şimdi tabii orada o da var. Hani sınırlarını, kendi sınırlarını farklı türlü çiziyor. Yani sokak onun sınırı. Bazen kapatıyor, orada yaşıyor, düğününü yapıyor ya da kutlamasını yapıyor. Kendi sınır, yani mimari sınır çizmek, orada kullanıcı sınırını çiziyor. Bir de öyle bir şey oluyor herhalde. Bilemiyorum, yani tam cevap verebildim ama çok boyutlu bir şey hocam aslında. Ben şeyi düşünüyorum. Hani genişleme dediniz ya, bu acaba göçebe kültürünün devamı mı? Hani bir yer daha alayım, bir yer daha kapayım, az geldim. Şurası da benim olsun falan. Yani göçebe kültürünün devamı olabilir mi bilmiyorum tabii. Olabilir hocam. Bir de hani şey vardır ya, territoriality diye bir kavram vardır ya. Yani burası benim. Hani önce bir eşyanızı koyarsınız. Size ait bir kimlik orada oluşsun istersiniz. Sizden bir parça. Sonra yavaş yavaş etrafını kapatırsınız. Ama böyle yavaş yavaş. Sonra böyle hani bir anda o size katılmaya başlar. Eşyanızı, işinizi, bir şeyinizi bırakırsınız orada. Belki o anlamda bir şey. Yani parti parti böyle
genişlemek gibi. Ben Önder Hocam, göçebe toplumu bir şeye sahiplenmez, yerelleşmez, o göçer. Hani göçebe toplumuyla direkt bilgisi var mıdır onu bilmiyorum ama aklıma şey geldi. Her bir birey olarak hepimizde bir estetik, bir tasarım şeyi var. Bunu da en kolay uygulayacağımız yerler yaşam yerlerimizdir. Bina alıyorsun, tasarımında hiçbir sözün olmamış, şeyin olmamış. İçeriye girdikten sonra kim takar kuralları deyip başlıyorsun. Oraya bir 5 saatim çık. Yani şöyle olsa bu herhalde şey değil diye düşünüyorum. İşgalcilikten çok kendi belki tasarım, o da var. Yani o tarafı da var ama kendi tasarım şeyini yaratma çabası da belki bir etkidir diye düşünüyorum hocam. Olabilir de evler yalnız değil, sıraya evler. Herkes birbirine bağımlı. Anlatabiliyor muyum? Yani ben çıktığım zaman şey, evin bağımsız bir yerde olsa haklısınız. Ama sıraya herkesin aynı olması gereken bir yerde herkes farklı farklı. Dolayısıyla biz çok eğleniyoruz burada gezerken. Biz de burada eğleniyoruz hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Bir araştırma vardı, aklıma o geldi. Şimdi orada da mesela modül ev üzerinden bir açtım bir araştırmaydı. Orada da işte kırsal kesimden kente göçmüş ailelerle de yapılıp onların bu tüketim alışkanlıkları ve kullanım alışkanlıkları üzerine en ideal ölçüyü aramaya çalışıyorlardı. Mesela depolama alışkanlıkları çok fazla tabii bizim kültürde. Depolama, yani bir parça daha ekleme. Belki onun için de söylediğiniz gibi böyle hem bir ihtiyaca karşı geliyor hem de biraz daha genişliyor. Belki arkasında evet. Öyle bir evet. ihtiyaç da barındırıyor. Kendisini iyi hissediyor herhalde. Yani bir yerim daha oldu falan diye. Balkonu kapatırsan işte 5 metrekare. Arkaya onu çıkarsan 10 metrekare. Çatıya çıkarsan 50 metrekare falan. İyi oluyor. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim hocam. İnşallah bir cevap olmuştur. Oldu. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Zaten chatte Didem Kılıçkıran hocamız da o konuya parmak basmış. Depolama pratiğinin etnografisini de yapmak, çalışmak gerekir. Bizde önemli bir pratik çünkü. O balkondan çevirme mekanlar genelde depolama için kullanılıyor diye ifade etmiş o da. Banu hocam, bir de Pınar Akgül'den bir soru geldi chatten şimdi. Avustralya'nın Sydney Opera binası ile Singapur'un Marina Bay Hotel'in mimarisini geçmiş ve gelecek mimarlık olarak nasıl karşılaştırabiliriz diye sormuş. Bir de Marina Bay Hotel'in yeni teknoloji mimarlık ilişkisinin temeli varsayabilir miyiz diye bir soru yöneltmiş. Şimdi zaten baktığımızda burada... Sydney Opera binası gene deconstructivist, yani bir sürü yapım tekniği olarak normal bir düzgün geometriye sahip değil. Normal bir düzgün geometriye sahip olmadığı için sadece hani bir opera fonksiyonun ötesinde daha simgesel bir yapı. O anlamda baktığınız zaman yine bu zamansız mimarlık eseri olarak söyleyebileceğimiz yapı türlerinden bir tanesi olarak kalacağını düşünüyorum onun. Marina Bay Hotels çok daha hatırladığım kadarıyla evet güncel teknoloji, cam cepheler, yüksek bloklar ve de orada baktığınızda daha yalın. Şimdi her ikisi bir kere şey, bina tipolojisi açısından farklı iki türden bahsediyoruz. Bir tanesinin opera eylemi için yapılıyor. Çok simgesel. Ötekisi için ise daha tabii ki yüksek, işte üç tane böyle bir blok üzerinde bir üst örtüyle birleştiriliyor bunlar. Şimdi güncel teknoloji mimarlık ilişkisinin temeli varsayabilir miyiz? Mimarlıktaki değer öncelikleri. Şimdi değer önceliklerine biz nereden bakacağız? Bugün son zamanlarda en çok konuştuğumuz sürdürülebilirlik, daha güncel adıyla biyofili tasarım, bir öncesinde cradle to cradle, enerji etkin tasarım. Şimdi o noktadan baktığımızda bu yapım teknolojisi açısından sizi ileriye götüren bir şey. Marina Bay Hoteller ve bunlar yükseklik olarak ve yapım ve açıklık olarak baktığımızda kavramsal olarak olduğunu düşünmüyorum orada.
Pınar Hanım. Yani onun üzerinde de çünkü ikonik bir gene böyle bir üst örtü, bir obje binmiş gibiydi baktığımızda. Dolayısıyla hani aslında yani öyle bir şey ki hani bir obje sanki tüm bina, tüm o şeyi eziyor gibi. Buyurun hocam. Ben kısa bir şey söyleyeceğim. Bu balkonları kapatmak, çatıları yükseltmek aslında bunun gerçek bir getirisi yok bunu yapanlara. Veya yani bir koskoca buzdolabının olduğu halde buradaki soğanları bir plastik şeye koyup pencerenin dışına koymak. Bunların gerçek bir getirisi yok. Fakat bir şekilde bir girişimcilik bu. Girişimcilik ne demek aslında? Girişimcilik bir şey elde etmek demek. Az koyup çok almak demek. Bu da bir toplumsal seviyede spor olarak yapılan bir girişimcilik. Yani bizden daha internetten önce hatırlarsınız meşhur Nijerya mektupları vardı. Nijerya'dan devamlı mektup gelirdi bize. Bir generalin oğluyum veya bir generalim şu daktilo ile yazılmış. Şu kadar milyon dolarım var, bunun yarısı senin, bana yardım edersen diye hesap numaranı yolla. Bu müthiş gelirdi ama. Her hafta bir öyle bir mektup gelirdi daktilo edilmiş. Ama birçok ölçütlerde Nijerya dünyanın en girişimci nüfusuna sahip bir memleket. Dolayısıyla bu da bir şekilde kısıtlı fazla risk almadan bir girişimcilik bir ileriye atılım diye amatörce düşünüyorum ben. Çok teşekkürler hocam. Başka sorusu olan var mı katılımcılarımızdan? Ya da Taner hocam buyurun. Mikrofonunuzu açabilirseniz. Evet, şimdi açıyorum. Çok teşekkürler. Banu hocam çok teşekkürler. Çok güzel bir sunuydu. İlk slayttan beni yakaladınız çünkü Valencia'ya ilk gittiğimde bir proje sebebiyle gitmiştim. Bilim ve sanat şehrini hemen ziyaret ettim. Hakikaten etkileyici bir yapıydı. Çok teşekkürler. Ben bir katkı vermek istiyorum. Bu özellikle mimari yapıların etkileyici olmasından yani bir katkı vermek istiyorum. Aslında mühendislikte biz matematiği çok kullanıyoruz. Bu Haydar Aliyev'in merkezini gösterdiğiniz uzay kafes sistemi aslında matematiğin hiperbolik paraboloidine karşılık geliyor. Bu matematiksel olarak bilinen bir şey. Hatta o kadar güçlü bir yapı oluşuyor ki dayanımı çok yüksek oluyor bu cihazların, bu şeylerin, şekillerin. Bunu aslında günlük hayatımızda çok kullanıyoruz. 1956 senesinde Procter & Gamble ilk Pringles chipslerini yaptığında ve paketlere, torbalara yerleştirdiğinde bütün cipsler kırılıp geri gelince kimyagerlerine bir görev vermişler. Demişler ki bu cipsleri kırılmayacak şekilde nasıl paketleyelim ve nereye gönderelim demişler. Bunu da Frederick Bauer isimli bir kimyager hiperbolik paraboloid olarak cipsleri tasarlamış. Bir de silindirik kutu oluşturmuşlar ve gündelik yaşantımıza sokmuşlar. Ama bunun güzel tarafı bunlar gündelik yaşantımızda ama mimari projelerin etkileyiciliği bambaşka. Sadece katkı vermek için, matematiğin yerini göstermek için size katkıda bulunmak istedim Sayın Hocam. Çok teşekkürler. Hocam ben teşekkür ederim. Zaten Zaha Hatip de mimarlık okuyor. Yani hani matematik okuyor. Yani bu işte bir sürü şeyden etkileniyor. Sonra mimarlık okuyor. Özünde aslında belki de onun için hep daha böyle farklı düşünüyor. Farklı bir kodlama üzerinden gidiyor. Onun için de hani onu sadece eskiz olarak bırakmıyor. Belki de hep işte bu günümüzde de çift ana dal yapın birbirinizinle etkileşim dediğimizin belki ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Meslek pratiğini bu gibi yapan güçlü kişiler üzerinden, güçlü meslek insanları üzerinden. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Çok teşekkürler Taner hocam. Atakan Uzun'dan bir soru geldi chatten. O da farklı bir noktaya parmak basıyor aslında. Kamusal yapılar için estetik ile özel yapılar için farklı estetiklerin mevcut olduğu söylenebilir mi? Bu ayrışma üzerine ne düşünüyorsunuz hocam? Kamusal yapılar için estetik ile özel yapılar için... Farklı... Daha konut için muhtemelen. Onu... Yani estetik
İşte ben onu mimarlıkla bütünleştirirken mühendislik ve tasarımın dengesi olarak söylemek istedim. Dolayısıyla bu kamusal yapılarda belki şöyle söyleyebiliriz. Şimdi belki burada estetik iki nokta üst üste güzel mi demeye çalışıyoruz acaba? Göze hoş gelen. Şimdi göze nasıl ne hoş gelebilir? Ölçek olarak, oran orantı olarak, binanın formu olarak. Eğer belli referans noktalarını alıyorsa gereğinden çok büyük değilse, mesela bir kamu yapısı çok gereğinden büyük, yüksek, sizi ezecek kadar bir halde değilse ya da mesela yüksek bile olsa sizi kuşatan, içeri alan, size yakın bir saçakla mesela bir girişle sizi kucaklıyorsa diyelim ki bunun gibi, bu da yine oran, ölçek, insanla ilişkisi, insanın onunla ilişkisi kurabilme biçimine gidiyor. Dolayısıyla kamusal yapıda böyle bir şey olabilir. Diyelim ki çok yüksek bir bina, ölçek orada kaçmış, dar bir sokak ve o darlığı yok etmek için belki böyle bir takım noktalarda işte renk uygulamaları olabilir, bu saçaklar olabilir, o noktada kucaklayabilir. Onun dışında estetik, burada aklıma gelen bir binaya siz ne zaman güzel dersiniz? Algısal olarak size çekiciliği olursa, kendinizi ona ait hissederseniz, ölçek, oran, orantı olursa, orada doğruyu yakalarsanız, bunu özel mülklere getirdiğinizde, konut bloklarına getirdiğinizde, bu tek katlı ya da iki katlı yine ölçeğe geliyor orada da. Ama orada da tabii şu var, bir şey daha olabilir. Bir binada dolu boş ilişkisi, yani bir kütleden, diyelim ki bir küpten belli modülleri boşaltırken belli modülleri ekliyorsunuz. Yani biz çok temel proje derslerinde yapıyoruz mesela. Ve o bir birim eksilttiğin noktada, diyelim ki bir açıklık bıraktın ve oraya bir görev verdin, o boşluğa tanım verdin. Bir başka noktaya o çıkarttığın parçayı eklediğinde onun yine dengede durabilmesi ve yine belirli bir fonksiyona karşılık gelebilmesi. Belki bu anlamda baktığında plan olarak da, fonksiyon olarak da baktığınızda bunu karşılıyorsa o zaman evet var. Çok teşekkür ederiz Banu Hocam. Önder Pekcan Hocam chatten Ankara için Herman Yansen'i de hatırlamamız gerekir değil mi diye bir not düşmüş arada. Hocam, olmaz mı? Tabii evet. Ki Ankara'nın imar planı Yansen'siz olmaz tabii ki hocam. Nihat Hocam. Onları hep çıkarttım ben, hocam. Oraya koymuştum. Ben bir örnek vermek istiyorum. Yine amatörce. Ankara'da yeni Kızılay binası. Kızılay çok kucaklayıcı, halkı, insanları kucaklayıcı bir şey olması lazım. Ben eski Kızılay binasını da hatırlıyorum. Fakat yeni Kızılay binası tam bir itici bina olarak benim amatör görüşüme çıktı. Büyük bir boşluk, erişilmeyecek bir tavan, büyük kolonlar, hafif öne doğru eğik kolonlar, korkutucu da. Yani şimdi AVM oldu galiba. Galiba. Bir başka örneği de Rumeli Caddesi'nde bir iş bankası binası yaptılar yine. Büyük boşluklar yaratarak erişilmeyecek büyük kolonlar senin üzerine, sen onun önüne küçücük kalıyorsun. Özellikle bunu Kızılay binasına yapmaları çok rahatsız etmişti zamanında. Evet hocam, yani işte demek istediğim oydu. Siz o binayla bir şekilde özdeşleşmiş oluyorsunuz. Anılarınız oluyor, bir buluşma noktası belki. Yani Kızılay Ankara'da hakikaten... GİMA da vardı hocam. İşte Vakko'nun binası vardı. Buralar ben de bir Ankaralı olarak buluşma noktalarımız. O buluşma noktası bazen size en mutlu olduğunuz nokta, bazen sığındığınız bir nokta ama bir şekilde bağ kuruyorsunuz orayla. Sonra o sanki hep orada varmış gibi sahipleniyorsunuz. Yerine başka bir fonksiyonla tamamen oraya yok eden yeni bir yaklaşım, bir de oraya hiç yakışmıyorsa söylediğiniz gibi bir şey geldiği zaman ona işte aslında mimari yapıt diyemiyoruz galiba, inşaat diyoruz galiba. Yani orada başka bir kelime kullanıyoruz galiba. İşte o zaman estetik olmuyor. Belki Atakan Bey'e gene bir cevap olmuş olur. O zaman o estetik gibi unsurlar olmuyor. Bir inşaat yapılmış oraya diyoruz belki. Harcı aynı da olsa dokusu, duygu durumu, sizinle geçtiği iletişim biri olmuyor. Sondan hocam buyurun. Ben hocam sizi desteklemek için
kamu binalarında iş daha çok maliyete bakılıyor. Maliyet bakıldığı zaman kibrit kutusu gibi binaları dikmeye başlıyorlar. Özel konutlarda da Türkiye'de ne kadar yaygın onu bilmiyorum ama televizyonda bu çok güzel dizayn şeyleri var. Onları seyrettiğin zaman yani iki şey var. Bir, maliyeti göz ardı edeceksin. Estetiği ve sanatı sokmak istiyorsan binaya. İkincisi de kafanda tasarladığın estetiği, sanatı da o binaya uygulayabilecek teknolojinin ya da şeyin, işte malzeme şeyinin gelişmesi lazım. Hepsi bir araya geldiği zaman o sizin biraz önce verdiğiniz örneklere benzer müthiş örnekler de çıkıyor. Herhalde özellikle kamu arasındaki en temel şey, kamuda belki hiç estetik şey yok, endişeleri yok, maliyet. Özelde de her özel için değil. Yani işte İstanbul'un her tarafında toplu konut projeleri var. Kamudan daha yani kötülükte ya da tasarım estetikte az yarışıyorlar estetik olmamak adına. O da var ama çok özel özel konutlar diyelim. Yani hakikaten kendine yaşam alanı tanımlamak isteyen onlar için de maliyet sorun olmuyor ve estetiğini de sanatını da istediği gibi aktarabiliyor diye düşünüyorum. Atakan da el kaldırmış zaten yorumlarını katabilir. Evet, Atakan Bey sesinizi, kameranızı açabilirsiniz. Hocam, öncelikle hem size sunumunuz için çok teşekkür ediyorum hem de bu tarz etkinlikleri organize edip bu süreçte öğrenmeyle bizi bağlı tuttukları için organize edenlere de teşekkür ediyorum. Aslında sorum şöyle, yani süreçle alakalı birazcık hukuki perspektiften tabii kopamıyoruz. Şimdi kamusal binaların güzelliği derken bizim üniversitemizin hemen üzerinde Unkapanı Bulvarı'nın sağında solunda çok güzel yapılar var. Biz imar hukuku derslerini alırken bu binalar estetiğin bir örneği olarak bize gösteriliyordu. SGK'nın şu an kullandığı binalar sanırım. O hem o peyzaja çok güzel uyumlu yükselen hem geleneksel mimariyi yansıtan çok güzel yapılar. Bu karar alma sürecinde bir farklılık olmalı. Yani ben kendi evimin belirlerken benim estetik anlayışım orada birinci etken ama kamusal alanda toplum diye bir şey karşımıza çıkıyor. Bugün artık çok varlığını kabul etmesek de toplum diye de bir şey var. Toplumun kendi estetiğini belirleme sürecinde bir farklılık var. Nasıl oluyor da bazı noktalarda çok güzel yapılar ortaya çıkarken, yani yolun kenarında durup ne kadar güzel ayrıntılar var dediğimiz yapılar ortaya çıkarken, göz zevkimizi okşayan yapılar ortaya çıkarken kamusal binalarda, bazı durumlarda gözümüzü rahatsız eden yapılar ortaya çıkabiliyor. Referans alabileceğimiz acaba kaynaklar var mı? Yani kamusal estetikle alakalı, kamusal binaların yapımıyla alakalı acaba bir alan, bir okuma yapabileceğimiz bir alan veya referans alabileceğimiz kavramlar var mı? Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hem sunum için hem organizasyon için. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi bu tabii başka bir şey getirdi aklıma. Şöyle bir şey, mesela aydınlatma açısından bakarsak bir karar, o da çünkü kent kimliği ve kent güzelleşme ve estetik açısından çok güçlü bir konu. Mesela onunla ilgili bir takım düzenlemelerde karar merceği neresidir dediğimizde şöyle şeylerle karşılaştığımız için biliyorum Atakan Bey, belki bir cevap olabilir size. Şimdi bir diyelim ki D100 karayolu var, sağ tarafı mı yani ilçe belediyesine mi ait, büyük şehire mi ait? Bu sınırlar kimden izin alacaksın, kime ait noktasında bazen bir çakışmalar var, çelişkiler var. Dolayısıyla belli noktalar, ara sınırda kalmış noktalarda kimin müdahale edeceği ve karar mercisinde, mesela aydınlatma açısı özelinden söylüyorum, bir takım iç içe girmiş haklar var ya da sınırlar var. Belki bu noktadan bakacak olursak söylediğimiz belli noktalarda kime danışılacağı ya da ne danışılacağı tam cevaplanmamış ara noktalardır. Belki öyle bir şey söyleyebilirim. Onun dışında tabii ki bunlar denetimle olabilecek noktalar, belli kararlarla olabilecek noktalar. Eğer bu bir tarihi eserse, belirli koruma
sınıfları içerisinde ise işte o kadar kolay değil. Onlar bir takım koruma kanunları içerisinde tutabildiğiniz belli restorasyon müdahalelerini o anlamda yapabildiğiniz yapar. Onun dışında böyle bir belgesi yoksa, yani siz ne bileyim dış cephesinin rengini değiştiriyorsanız mesela onunla ilgili bir şey yok ki, ya da işte kentsel dönüşüme giriyorsa proje, bina sakinlerinin imzasıyla ilerleyen bir süreçte izin alarak belediyeyle gidilen bir süreçte. Şimdi o zaman sizin söylediğinizden hareketle tüm bu süreçlerin, yani aydınlatmadan tutun rengini değiştirmeye kadar, binanın kullanım ömrünün bittiği ve onarılması ve yeniden inşa edilmesi gereken bir sürecin yaşandığı hikayesine kadar, yıkılıp yeniden yapılması hikayesine kadar, tüm bunların aslında çok ciddi ve birbiriyle zincirleme denetleniyor olabilmesi lazım. Nitekim hani yine yurt dışından iyi örnekler hatırlarsak, cephe korunarak, yani binaya müdahale edildiğinde aslında o kent silüetinin bozulmadığı ve içeride güncel teknolojiyle oranın yenilendiğini görüyoruz. Cumhuriyet'in erken dönemini söyledim demin. Ankara İmar Planı'nı hatırlattı bize Önder Hocam. O zaman ne vardı bugünden farklı ve o zaman neden aslında Ankara'nın ilk yapıları ve Ankara kenti daha estetikti? Çünkü aslında yarışmalarla yapılmış bir sürü bina vardı. Yarışmalarla, seçici bir kurulla daha iyi bu anlamda hikayesinin yazıldığı, fiziksel sürecinin, zihinsel sürecin yönetildiği bir süreç vardı. Ve hala günümüzde dönüp referans verdiğimiz güçlü binalar aslında sanki hala o binalar. Ve de ne zaman bir yenilenme noktasındaki, çok günümüzde de var bu projeler biliyorsunuz. Bina yeniden yıkılsın mı? Bu bir kültür merkezi de olabiliyor. Ya da ne kadarı korunarak yenilensin? Orada mimarın ne kadar müdahale edebildiği konuları var. Mimarlar kendi dillerinden anlatıyor. Böyle de bir takım süreçler var. Yani bu bir bütün. Hani bir de hani keşke hep bu projelerle sisteme kazandırılmış binalar olsa, yapılar olsa, o zaman daha iyi, daha estetik, daha iyi çözümlenmiş bir çevreyle karşılaşırız herhalde. Çok teşekkürler hocam. Pınar Akgül'den bir soru gelmiş o arada. Yerel halkın kültürünü ve duygusunu tam bilmeyen bir mimarın oraya mimari bir eser yapması uygun olur mu? Bunun halka etkisi nasıl olur diye. Orada zannediyorum mimari büroların da çalışma süreçleri böyle bir yerel araştırma şeyini de kapsıyor genelde. Tabii siz çok daha detaylı paylaşacaksınız. Tabii. Zaten bu işte söylemeye çalıştığım oydu. Yani mimarinin değer önceliklerine baktığınızda insanlar nasıl daha mutlu bir yerde yaşar? Mimarlık buna nasıl bir, bu soruya nasıl bir çözüm arar? Bu sadece bunu kendi fikrim olarak söylemiyorum. Bir sürü referans aldığım başarılı Türk mimarın da fikri olarak söylüyorum. Onların sözlerine atıfla söylüyorum bunu. Ve onlar bunu yaparken tabii ki o halkın kültürünü, duygusunu, kullanım alışkanlıklarını deneyerek, deneyimleyerek yapıyorlar. Arkasındaki araştırmayı deneyerek yapıyor. Mesela Pritzker ödüllerinde de son dönemlerde tamamen bu anlamda sosyal sorumluluk projesi gibi sanki meseleyi alıp oraya en iyi çözümler bulan örnekler üzerinden veriyor. Bizdeki mesele, konuya bakınca mesela yine diyelim ki sağlık yapıları çalışan, halk kültürü bir yana, bir de tabii mesela sırf sağlık yapısı üzerine uzmanlaşmış bir mimari grup var. Pratiklerini onun üzerinden yapıyor. Sırf çok iyi bildiğimiz çok büyük sağlık yapılarının hemen hemen hepsini onlar yapıyor. Ve yaparken aslında çıkış noktaları bir DNA'dan esinlenerek, onu modifiye ederek, bunun konseptini bunun üzerine kurgulayarak diyelim ki birinci binasını yapıyor. Ondan sonra onu yaparken orada oranın tüm kullanıcılarının perspektifinden yaşıyor. Hasta gibi yaşıyor, temizlik elemanı gibi yaşıyor, doktor gibi yaşıyor, kullanıcı gibi yaşıyor. Dolayısıyla tüm perspektiflerden orayı kullanan kişiyle tam bir empati kurmaya çalışıp yaşıyor. Bir sonraki binada, bir önce yaptığı binadaki süreçleri iyileştirmeye çalışarak. Şimdi bunu bina ölçeğinden
kent ölçeğine doğru taşırsak, bu sefer bu bir sağlık binasıydı. Onunla birlikte, onunla ilişki kuran diğer binalarla birlikte olunca anlamı var. Oraya erişebilirlik, oraya kullanılabilirlik. Halk kültürü dediğinizde, mesela halk kültürü Türk toplumunun tüketim alışkanlıklarıyla Avrupa'daki bir toplum, Hollanda'daki toplum tüketim alışkanlıkları farklı olabilir. Orada tabii ki zaten bağlam dediğinizin bir parçası o. O halk orayı nasıl kullanıyor, hangi saatlerinde kullanıyor? Şimdi bir evrensel ilkeler var. Bir de o halka özel bir takım beğeni durumları, ihtiyaçlar, tüketim alışkanlıkları var. Onun için burada yine dönüp bağlama sözü getirmek gerektiğini düşünüyorum Pınar Hanım. Ve mimari bürolar tabii bunu yapıyorlar. Hatta günümüzde gene büyük dünyanın farklı noktalarında bürosu olan büyük mimari bürolar bu takımlar içerisinde bu anlamda iş bölümü de yapıyor benim bildiğim kadarıyla. Yani zaten siz burada otururken Kuzey Avrupa ülkesindeki bir şeyi yönetemezsiniz yani, eğer projenin tüm sürecinde yer alıyorsanız. Çok teşekkürler Banu Hocam. Bu arada Murat Çetin Hocam da biraz önce açılan konuya bir katkıda bulundu, estetik konusuna. O konuda en otorite isimlerden biri olan Profesör Doktor Jale Erzen, estetiğin güzellikle ilgili bir şey olmayıp insanca yaşama koşullarına tüm ama tüm kentlilerin eşit erişim hakkının estetiğin ta kendisi olduğunu söylüyor demiş Murat Hocam. Kamu ve estetik ilişkisi bu bağlamda da düşünülebilir tabii. Bence çok önemli bir nokta değil mi? Teşekkürler Murat Hocam. Evet, evet tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz tüm katılımcılarımıza. Çok keyifli bir soru cevap bölümü geçirdik. Son söz olarak Sondan Hocam, Nihat Hocam. Ben çok teşekkür ediyorum Banu Hocama. Nihat Hocama da tabii tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki halka açık kologumda tekrar bir araya gelmek üzere diyorum. Nihat Hocam da kamerasını açtı. Buyurun Nihat Hocam. Yok, ben de çok teşekkür ediyorum. Çok öğretici, çok şeyler anladık. Çok teşekkür ediyorum Banu Hocama, rektörüme ve bütün katılımcılara. Çok iyi bir şey yapıyoruz hep beraber arkadaşlar. İyi akşamlar. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Hem bu şansı verdiğiniz için hem de hakikaten çok güzel açılımlar oldu. Benim açımdan da çok keyifli, öğretici bir sohbetti. Sağ olun hocam. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese, tüm katılımcılarımıza, Banu hocamıza 2 hafta sonra bir sonraki kolokviyumuzda buluşmak üzere. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeye devam edin. Şimdilik hoşça kalın.